Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Sersem gidiyor. Bu akşam saat 1-1.30 gibi bir su içmeye kalktıydım. Ondan sonra zaten uyuyamadım. Mahallemiz Texas gibi desem yerdir açıkçası. Allah yanlış duymadıysam, yanlış da anlamadıysam herhalde bir silah sesi duydum gibime geldi. Silah sesi gibi duydum gibime geldi mi ben hani. Öyle bir ses duydum ama hani silah sesi mi değil mi onu inanın ki bilmiyorum. İlk önce bir 3 el ateş edildi. Ondan sonrasında 2-3 dakika sonra bir 3 el daha ateş edildi. Tabii ki de ben bunun silah sesi olduğunu söylemiyorum ama silah sesine de benziyordu. O şekilde o şiddette bir ses çıkması da zaten imkansız, zaten uzaktan sonra uyuyamadım. Ne zaman uyudum? Sabaha karşı 4.30 gibi falan herhalde uykuya daldım biliyorum. Onu nereden biliyorsunuz diye bulsanız, bir baktım saat kaç olmuş diye, saat 4.30'a geliyordu arkadaşlar. Ondan sonra da bölük bölük yarım yamalak uyuyorsunuz böyle. Uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz, tam olarak dalamıyorsunuz ya. Gözden iyice aptal gibi oluyorsunuz. Ay bir çay kaşığı almam lazım benim ya. Gerçekten. Direğe değişme çay kaşığı olmaz. Hiç çay kaşığı yok. Çay kaşığı ve tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı ile göstermelik 2-3 tane var da. 2-3 tane var. Şu anda burada gözüken 2. Makinede de bir tane var da. Evet, bir tane var. Çamaşır suyunu da lavaboya döktüm. Lavaboya çamaşır suyu döktüm arkadaşlar. Bu giderin olduğu yerde sökeceğim ben bugün. Şu giderin olduğu bir de yani. O dinle anlatamıyorum herhalde. Size şu anda sersem gibi bilmiyor bak. Size şu şekilde göstereyim. Tabii ki de lavabandı pis birazcık şey değil. Daha tam olarak temizlemedim. Çamaşır suyu döktüm. O şekilde beklettim şu anda bir. Şuranın vidasını sökeceğim arkadaşlar. Biraz sonra kahvemi içtikten sonra bu giderin buralara geçen pislikleri zaten temizleyemiyorsunuz. Pompalasanız bile gitmiyor. Ben buraya şey de kol döktüm. Lavabo açacağı da döktüm. Yine hiçbir şekilde şey olmadı. Şuradaki biriken pisliklerin gitmesi gerekiyor. Onları bir açışa yapacağım. Oradan temizleyeceğim, alacağım. Normalde buranın süzgeci vardı. Biz buraya taşındığımız zaman tabii ki biz bu lavaboyu aldığımızda. Bu lavaboyu zaten alırken yanlış almışım. Bunu tabii ki de aldıktan nice sonra. Yani aldıktan nice sonra demeyeyim. Lavabo şeye takıldıktan sonra, taşa takıldıktan sonra zaten pişman oldum. Neyse şu sıcak suyu döküyorum da şöyle bir çamaşır suyu döküyorum. Biraz sonra şimdi. Olayım. Benim bu lavabo görüyorsunuz ki dışta. Tabii ben bilmiyordum lavaboların böyle içte mi dışta mı olacağını. Bundan bir önceki alttaki evimizi de aynı lavabodan almıştım. Yine aynısından alındım. Çok memnundum çünkü ben. Hem derinliği güzeldi hem de genişliği güzeldi. Çok fazla taşta da şey yapmıyordu ama kullanışlı bir lavaboydu. O içten gömmeliydi. Bu dıştandı. Dıştan olduğu zaman hiç sevmiyorum çünkü fayansı falan taşı sildiğiniz zaman, fayansı demişim pardon, taşı sildiğiniz zaman sular istediğiniz gibi lavaboya gitmiyoruz da hiç beğenmiyorum. Neyse, bu ev yerin lavabolu mu diyeyim artık, ev yemi diyeyim, sizler artık benden iyi anlıyorsunuz ama onun da süzgeci vardı, biz buraya taşındığımızda yeni aldığımız süzgeci vardı. Herhalde büyük bir ihtimalle süzgeci yanlışlıkla çöpe gitti arkadaşlar, süzgeçte vesaire yok. Gitti aslında, yenisini alsam olur mu? Olur. Ve bu markete gittiğim zaman aklıma gelse bir alsın oraya bir süzgeç alsın koyabilirim, çok iyi olacak. Baksanıza bir pislikler hep orada birikiyor. Temmuz'un aldıklarım gelseydi bu ayın 13'üne kadar, en geç 13'üne kadar gelmesi gerekiyordu ama hala bir ses soğuk yok. Gümrükten çıktı falan filan peşveken diye en son durumu oydu arkadaşlar. İnşallah kısa zamanda gelecek. Bekliyorum yani. Şimdi şuraya mı sürsen dur bakayım be. Aslında var ya bu lavabo borularının contalarında değişmesi gerekiyor. Yani ablacımla beraber eğer bugün çarşıya çıkarsa bakmayacağım. Onların contalarından alsam çok iyi olacak arkadaşlar. Az önce Nihal ablacımla konuştum. Onlar bir köye gittilerdi. Gece 1.30'da geldik belki. Yok yok pardon özür dilerim. Gece 2'de geldik biz dedi.
Türkiye'de geldiğimizde de bu neymiş, yıldız mıymış, yıldızmış. Aslında normalde gece 4'e kadar da uyuyamadım dedi. Belki de mahallede olay var dedi. Demek ki benim duyduğum doğruymuş. Şeymiş. Dur, bulaşmama gerek yok. Burayı hiç açmaya gerek yok. Ah bak, tertemiz oldu. Gitti. Bunu hiç açmama gerek yokmuş. Bunu hiç oynatmayayım. Şimdi sağdan soldan da sızmasın. Aslında da bunları var ya, bu şekilde temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Tabii de şuralara bak. Şu plastiklerin olduğu yerlere ister istemez lavabomuza tabii ki de hani ne kadar dikkat edersek edelim, çöplerimiz tabii ki de kaçıyor ve buralara hep takıldığı zaman da tabii ki de lavabo giderlerimiz sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. Şey oluyor. Unutmazsam morsum spoda gidersem şunu silikonu da almam lazım. Şu silikonu zaten o zaman yanlış almıştım. Kahverengi almıştım. Şeffaf alacağım. Bunu ya da siyah da alabilirim açıkçası. Şu silikonun da benim değişmesi gerekiyor. Evet, biz köyden çok geç saatte geldik. Yani saat 1.30'a falan geliyordu. Biz eve çıktık. Önce iki el bir silah sesi geldi. Sonra tamamen balkon camını açmak için çıkmıştım. Silah sesini duyunca geriye geçtim. Anneme camları açma, silah sesi geliyor dedim. 6-7 el daha silah sesi geldi. Şu an polisler inceleme yapıyorlar. Mermi çekirdeği arıyorlar galiba. Mahallede olay hiç bitmiyor. Evet. Polisler ışıklarla muhtemelen. Hem de otelin önünde. Ortalık sakinleşince bir çıkayım bakayım dedim. Evet, şu an her yerde arıyorlar gördüğünüz gibi. Evet, karşı komşu diyor ki bizim dama da düştü diyor. Galiba biri vuruldu ki o yüzden arıyorlar mermi çekirdeklerini. Ben sadece camı açarken kaçarken birini gördüm ama camı açıyorum silah sesini duyunca geriye kaçtım. Çünkü mermi sekebilir. Evet, olay yeri incelemede geldiğine göre muhtemelen bir olay oldu. Ben çünkü artık herhangi bir böyle kurşun sesi falan duyduğum zaman camlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum.
Evet, bir tanesini buldular. Aramaya devam ediyorlar. 1,5 saat geçti yaklaşık. Daha benim gördüğüm kadarıyla bir tane bulabildiler. Ama ilk 2 el geldi. Sonra 4 el ateş edildi. Sonra 2-3 el daha ard arda geldi. Tam algılayamadım. Şu an bütün arabaların altını bakıyorlar. Ama bulamadılar galiba. Saat 4.30'a geliyor. Mevzu öyle bir şey ölçüyorlar ama herhalde mermilerin diş yönünü hesaplamaya çalışıyorlar. Anlayabilmiş değilim. Tanesi otelin önünde bulundu herhalde ki oraya kadar mesafeyi ölçüyorlar. Üçü bulundu bu durumda. Artık olay yeri incelemek diyor. Herhalde bulamadılar. Çünkü bütün artık size çekim yapamadığım dönemlerde bütün arabaların üstlerine de baktılar ve benim anladığım kadarıyla sadece 3 tanesini bulabildiler. Ölçümlerden anladığım kadarıyla. Dediğim gibi mahallede olay hiçbir şekilde bitmiyor. Ay yarın ama aşağı inme, şöyle bir bakacağım. Cidden korktum, cam açmaya çıktım derken nelerle karşılaştım.
Seni şöyle yatırayım böyle. Senin kulağını bir ara ne güzel bulduydum, sonra yine kaybettim. Bulursam unutmazsan bir kibar, tek kulakla bir kuzumuz var, iyi mi? Arkada akşamları bununla yatıyor arkadaşlar. Bu yanında şu şekilde duruyor. Ona sırtında yiyor, öyle uyuyor. Herhalde o şekilde kendini güvende hissediyor diyebilirim. İyi mi? İyi. Tek başına yatıyor mu? Yatıyor arkadaşlar. Bazaların altlarını temizleyeceğim. Bazaların altlarını... Ben bazaları çekerek bazaların altlarını temizlemiyorum arkadaşlar. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Hani bazaları sağa itip, sola itip, öne itip, arkaya itip temizleme gibi bir şeyim yok. Ben fön makinesi bazanın altına tutuyorum. Oradaki tozu pisliği dışarıya çıkartıyorum. Ondan sonra elektrik süpürgesiyle silip geçiyorum. Hani bazaların altını çekmek gerçekten zor. Bazalar zaten ağır. Bakayım bir. Anne böyle tık 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 yavaş yavaş ilerler. Zaten ben bu tür ağır mobilyaların çok fazla yerinden oynatılması taraftarı değilim. Çünkü onların birleşim yanları oynadıktan sonra mobilya bir süre sonra oynamaya başlıyor. Dengesi kaçıyor diyebilirim yani açıkçası. Oynamaz ki ya. İçinde bir sürü şey var. Malzeme var, kuş var, kılıf var, kıyafet var zaten. Her hafta haftada bir bile olsa bazaların altlarındaki tozları temizlememiz gerekiyor. Her haftada kalkıp da bazanın içini boşaltıp tekrar yerleştirmeye inandık düşünüyorum. Dediğim gibi en basit fön makinesi. Aslında bu fön makinesi birazcık hafif kalıyor. Benim önceki yanan motor yanan fön makinesi olsa fön makinesi daha güzeldi. Hemen bir anda zaten böyle üfleyip götürüyordu ama bu da idare eder mi? Tabii ki de idare eder. Şimdi de bakayım, takayım ben bunu. Şu şekilde pislikleri çıkarttıktan sonra bir de gidelim şöyle bir siliyorum. Tertemiz oluyor. Olduğu kadar tertemiz oluyor tabii ki böyle bir de şey dedim. Bazayı çekip de altını temizleyebildiğimiz kadar temiz olmasa bile hiç olmasa altındaki tozu pisliği alıyor muyuz? Tabii ki de alıyoruz. Tabii ki de siz şu anda çok fazla şöyle bir toz şeyi görmüyorsunuz ama yine de var tabii ki de. Haftada bir dediğim gibi temizlediğimden dolayı da çok fazla tozlu pisliği şey olmuyor baba. Yemiş oldukları çikolatanın kabı nereden çıktı? Gördünüz mü? Ya dediğim gibi arkadaşlar ya şimdi buraya tekrar bir elektrik süpürgesi hemen çekeceğim. Tozunu alacağım. Bir adayla bazaların altını da temizleyeceğim. Ondan sonra tamamdır. Kendi yatak odasında yatağımın altındaki yatağımın bazasının altında. Aynı şekilde temizleyeceğim. Neyse dediğim gibi bazaları çekemem arkadaşlar. Gerçekten bazaları çekmek zaten bir iş. Bu sefer beliniz ağrıyor, bir tarafınız ağrıyor. Yani baza çekmek bana göre değil. Belki diyebilirsiniz ki belki ne kadar üşeniyorsun, şey yapıyorsun ama bununla da eğer üşengeçlikse evet üşeniyorum ve bazaların altını çekmeden bu şekilde temizlemeyi tercih ediyorum. Bismillah. Ay dur. Çöpü de evin içine sokacağım, iyi mi? Bismillah. Şöyle yere atayım. Ne sıcak ne soğuk. Hiç fark etmez. Yeter ki dışarıya çıkmayın. Yalan mı? Doğru. Gerçekten ya. Tavrıçım sana yapayım mı? Yapma. İyi değilim. Çöp içeriye sokuyorum. Ayakkabılarını çıkartmadan da içeriye giriyorum. Gel, gel. Bugün benim bir maşallahım var. Nihal abadan ben bugün bir tokat gel. Yemeği hak ediyorum bir yani. Bir haftadır şey zaten silmiyor, yapamıyorum. Bak bredayı çıkardım. Dengede duramadım. Hayır tokat hak ediyorum yani. Ay aşk olsun ne? Aşk olsun. O şeyden dolayı ben sana tokat mı atarım? Yok hak ediyorum yani sıkıntı. Ben ilaçlarımı içeyim dedim. Öyle çıkalım. Bu var ya kolyeye alışık olmadığım için böyle sanki boynumda bir ağırlık gibi gözüküyor diye bakmışım. Elbise hoşuma gitti bak. Elbise diğer elbiseye nazaran daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum nedense. Ya da ben kendim burada daha zayıf hissettiğim için özellikle. Kaş. Aynı şeydesin mi bileklik? Hayır. Olmaz. Bak şunlar benim hoşuma gidiyor. Sitrinim ve şu şeyden aldım. Bir tane mavi getirelim uygun olsun. Hafımı içeyim ben. İç. İşte şu elbiseyi deneyelim. Yola geçeceğiz çünkü. Ağrı tutarsa. Bunu Nihal ablacığım, bu anne hiç kesmesin. Ha baksana pembe elbiseyi nasıl yaptım söyleyeyim. Bunları biz terziye verecektik arkadaşlar ama bak kendim yaptım. Nihal abla bak bir bak.
Belli değil ki şuradan yapmışsın. Evet. Ama. Orada aslında bir birleşim yeri vardı ya. Onu yukarıya çektim. Onu oradan diktim. O da zaten dikiş dediğim gibi. Hani ilerleyen zamanlarda şey yaparsın. Onu kendi şeye de verebilirim. Basit. Bunu evde kendim yaptım. Pembeyle kendim yaptım. Bakın altı açtı 2 dakikada. Dedim ya sana bir makinemiz eksik. Makineyi de hayatımız içine ters mi takmış? Ters takmış. Böyle. Şu mu? Olmaz. Tam eline müsaaden zor taktım. Bak. Arka taraftan yaptım. Gördün mü? Bak içten. Hiç kesmedim ama bunu. Terziye vereceğim için. Öyle bir kalan bir var değil mi? Bakın şu şekilde yaptım. Bunu şu askılarından var ya, iki parmak kısalması gerekiyor. Öyle birazcık fazlaca açık olduğundan dolayı. Ben evde oturduğum yerde bak şöyle içeriden diktim. Kendim elle diktim zaten. Bunu makine olsun makineye dikilir de. Ben dedim sanki hani böyle sağlam da dikmişim aslında. Evet sağlam dikmişsin. Sağlam da dikmişim aslında. Bu da kalabilir. Bunu da vermişim. Şunları hatta şey yaptım. Evliye gösterdim. Bunlar nasıl olmuştum? Aa dedi çok güzel dedi. Elbise kendisi halletti. İyi bir bak bakayım dedim. Bunlar Ebru'nun küpeleriydi. Aslında şey sen ona sırtı yapmışsın ya. Ama sırttan kavurdum ya o yüzden. İşte şu öne de aslında. Evet dedi o dedik aslında öne yapsaydım daha çok güzel olurdu. Ama dedim ben kıvırmayı sırttan yaptığım için dedim hani orada şurada bak. Tabii ben bunu kendim kıvırdığım için bak şurada. Tabii orada belli oluyor. Şurada ufak da olsa bir potluk oluyordu tabii. Bu elle olduğu için tabii ki de. O potluğu kapatmak adına ben onu yaptım. Yok ben bunu yine vereceğim. Şunları çıkartacağım. Bunları bana versin. O zaman onları öne dikersin. Aynen onları öne dikeceğim. O hep zaten küpeler de almıştım. Evet. Bunu dışarı. İçeride. Yeni ama evde şey mi çalışıyorsun? Ne? Sobayı mı yaptın? Sobayı yaptım. Oy. Çıkacağız diye şey kırmayı kapattım camları açtım ya. Evet. Şunun etek kısmında boran var aslında. Boran mı diyorsunuz siz buna? Bu boranı yaptırmayacağım düz kessin. Düz kessin. Bakın şöyle bir volem var. Bunun sadece etek kısmı kesilecek. Başka hiçbir şey yok. Neyse hadi bunu bir deneyelim. Sen ölçüsünü al. O da deneyemeyeceğime göre biz adama veririz. Yapar geçer. Bunu iki parmaktan... Ya deneyebilirsin de niye uğraşacaksın? Ay ben sevmiyorum. Onun sonuna kamera var normalde deniyorsun. Kendisi ölçü alıyor da. Ay yok yok boş ver. Sen al. Senin altında uçlar duruyor bana. Sıkıntı yok. Ben şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Neyse. Teşekkürler ederim yanımda olduğunuz için. Tüy toplamaya devam. Ben devam, ben asla vazgeçmem. Ay yok Nihal abla ben bir kere aldım, o hala cüzdanımda. Hani şeyler gitti. Yok onun dışında yok. Benim bak. Evdekileri kutunun içine koydum. Bak bu sarı. Buldum. Bu siyah. Hiçbir şey demiyorum yani. Hadi bana diyorsunuz cüzdanım neden? Cüzdanımızın her şeyi var. Yok yok canım cüzdanlarımızda. Aa tüylerimi alırım. Berço diyor ki geçen geldi ya bize. He. Hala diyor bana tüylerinden verir misin? Halacığım dedim benden hazır tüy almayacaksın. Onu yolda bulduğum zaman dedim. Peki diyor tüy bulduğum zaman diyor istediğin bir şey dileyebilirsin dedim. Meleklerimize teşekkür edeceksin dedim. Ondan sonra dileyeceksin dedim. Peki diyor kaç gün içecek? Ama işte çocuklar. Oyuncak isteyecek. Ne isteyecek zaten? Oyuncak, şeker, çikolata. Çocukların isteyeceği zaten o. Kaç gün için ne olur diyor. Dedim halacığım onu öyle şartlandırmayacaksın. Seninkilerden diyor alsam da dilesem olmaz mı? Olmaz dedim. Karşıya geçelim mi? Geçelim bari gölgeden gidelim. Gölgeden. Çünkü yavaş yavaş yürüyeceğiz. Evet. O yüzden zaten bu saatte çıktık ki arkadaşlar şu anda saat 3. Hani Hakan'ın okul çıkışına, kreş çıkışına yetişelim diye. İnsan öksürdüğü zaman bacağı ağrıyor. Ben öksürdüm mü? Bacağım ağrıyor. İşte. Siyah mı diyorsun boyundan askılı? Evet. Onun içinde yani? 36 yıldan olmak lazım. Yani. Ördü bu
ihtiyar vardı aslında. Şu pembeye bir sev, baksak ya bir bak pembeye bir kısım. Hem bir tık sarı. Ay beyaz tık çok güzelmiş. Beyaz tık vardı. Şuna mı diyorsun? Ben şu kısım nasıl bakarsın? 1 lira. Çok güzel. Ama 1000 TL. 1400 liradan 1000 liraya düşmüş hayatım. Ya da hafif çan. Ama bak kapı da olabilir. Ay arkada renkler de var Veliyer. Ay, ay fiyatı da 1500 lira yalnız. Çok. Ama hakikaten güzel bir bak güzel. Şu mavisiyle şeyine bak. Aa yeşil çok güzel. Çok güzel ama. Ama hakikaten fiyatı çok yüksek. 1500 lira. Şöyle bir etek istiyorum yani Yola abone dense kendime ya. Gelip böyle alacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki Nihal abla bu benim buramı böyle çok geniş gösterdi. Bulacağım. İşte bak İstiyorsan al. Arkadaş dediniz böyle gerçekçi olacak. Yüzüne çat 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 söyleyecek. Haklı mıyım? Haklısın bir şey değil. Ondan sonra duruyor. Bir şey demiyorum. Ben diyeceğini biliyorum. Ya sen böyle boy kesim alacaksın ya da üstündeki başlıcan alacaksın. Onun haricindekileri giymiyorsun. Ama desenlerde daha güzel gözüküyor model. Ay çok güzelmiş. Ama desenlerde model daha güzel gözüküyor. Ya yeşile. Ne kadarmış bunun fiyatı? Aynen. Değildir. Bence bunlar bir tık daha düşüktür. Bak o 1500 lira. 899 lira. 900 lira o 1500 lira ama. İyiymiş aslında 900 lira ama. Leyla abla yeşiller de çok güzel. Sen yeşil pek sevmezsin ama. Ben bir askeri yeşili seviyorum. Benim yağ yeşilini severim. Şu mu? Değil. Biraz önce gösterdiğim vardı ya sana. Hı. Bunun rengi güzelmiş yeşili de değil. O yağ yeşili. Biraz askeri böyle. Nefti yeşili deniyor. Ben tam olarak o şeyleri, terimleri bilmem de. Gelmişken İsmail'e ben bir çanta bakayım da. Okul çantası. Sen ne dur ben. Evet ben ineyim. Ben gelirim. Tamam. Bir yerde yakalarım ben seni. Buranın havasını seviyorum ben ya. Her şey böyle her yerde çiçek falan var ya. Süslü püslü. İndirim varmış burada. Saçlar 150 TL'ymiş bak. Deniz tarafı bir nebze olsa da seri. Yarın pek çok yerde Antalya'da yağış var Bergen. İnşallah Nihal abla. Ay buraya biz birer tane sandalye atalım. Burada oturalım değil mi? Burada oturalım. Ay ne güzel kokuyor ya. Ay ne kadar güzel esiyor şu anda. Şu anda nasıl hissettim biliyor musun? Şu yatlardan birindeymişim gibi hissettim ben. Esintik kokuyla beraber. Gürültü olmasa sanki yatın içindesin. Ay deniz o kadar güzel koktu ya da bana mı öyle geldi? İlk defa bu ben kadar kokusunu fazla aldım. Rüzgar Poyraz var. Evet. Poyraz'la beraber şey koku geliyor. Ay. Çok güzel değil mi? Harika. Hiç kalkmayabilirim. Eğer sınır gibi şey hafta sonunda Hakan'ı da alıp nereye? Yat ama. Havalar biraz daha serinmiş. Çok sıcakta çarpabilir mi Yalan? Bak. Oyuna kusura bakmadan kafa tutuyor herkese. Öyle.
Aniyen ablasının güzelliğine bak ya. Sen ablana bakıyorsun, ben de bak karışık oldum, beni böyle istiyorlardı. Evet. Bunlardan yapacağım. Bak aslında böyle geçişleyip de alabilirim bir tane. Bence de olabilir bak Nihal abla. Gerçekten de çok şık olur. Ama ben Aslı'nın rengine de bayılıp kendine de bayılıp çok tatlı gözükmüyor evet. Ya. Ay Aslan Nihal dedi. Minik fare kükredi. Barış Manço. Fareden korktu kedi. Kedi pır kaçıverdi. Niye güneşin bağrına koymuşlar ki yenleri ya? Nihal abla gölge bir yer göster bana. Hayır şöyle şu ağaçların olduğu yere doğru en azından. Yakına koysalar ağaçların gölgesi bile yeter belki. Olabilir de bilmiyorum artık. Ay ben hep bir yolda ha Cumhuriyet Meydanı'na gelmiyordum. Ben daha dün akşam burada olduğum için. Çocuklarla. Ama ben şey benim böyle olduğundan beri. Çıkmıyorsun ya dışarı bu yüzden. Çıkmadım yani dışarıya. Evet. Ice cream. Haydi ice cream. Sıcak tepime geçti efendim. Efendim? Sıcak tepime geçti. Evet. Hakan alma saatleri şey olmasa tamam ama şimdi Hakan'la da çıkmak da istemiyorum. Dün zaten çıktık. Dışarı bugün bari evde eve geçsin direkt. Havuzda var ya bugün. Orada da yorulacak o Nihal abla, havuzda da yorulacak. Şu anda gidebileceğimiz en güzel yer neresi Nihal abla? Hamam kafe. Aynen hamam kafe. İçeriye girelim mi? Bir serinleriz hiç olmazsa. Bir ama orada da serinledik mi bu defa dışarıya çıktık mı ter boşalacak sırtımızdan. Ya ona söyle de hani şu anda bir nefes almak için demiştim ben ya. Gerçekten. Neyse yarın birazcık şey 1-2 derece daha düşecekmiş Belgin hava sıcaklığı. Akseki İbradoya gün doğmuş korkuteli. Hı. Oralar yağışlı. Muratpaşa'ya baktım. Muratpaşa'da şey parçalı bulutlu. 27-32 derece. Tamam biz yarına kadar hamam kafeden çıkmayalım. Hamam kafede Hakan, kalalım. Annemi arayalım. Annem Hakan'ı gitsin alsın. Alır. Nasıl olsa annem de duruyor. Gönül ablanın fotoğrafını atmaya gerek yok. Gönül ablayı gördüğü zaman gönül diyecek boynunu atacak zaten. Ağaçlar çok sık olduğu için güneş geçmiyor. Evet. Bu ağaçları fark ediyor hemen. Bak. Bu ağaçları Allah'tan kesmediler yani. Kesebilirlerdi yani abla. Ay. Serinliğe bak. Yani. Evet. Daha seviyorum. Öyle bir şey yapmaz. Hiçbir şey haydi bakalım. Ay hakikaten. Gerçekten diyor abla. Gel. Kapıyı kapat istiyorsun hayatım. Kapanıyor. Yok kapanmadı. Kendisi kapıyı ne edebilecek? Ay şu göbek taşına var ya buz gibi göbek taşı yatasın var şu anda. Sana limonata ısmarladım. Orman meyve bile içersin değil mi? Şimdi bu sıcakta en güzel yer abla limonata gider. İki soluk koyalım ya. Dur bir saniye. Allah. Bismillah. Şimdi ben otursam nasıl kalkacağım burada? Ay. O sıkıntı. Şöyle bak şöyle oturduğum şey yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hakan biraz sana kolum için aldıydım. Götürdüm seni arabada. Götürdüm. İyi geldi mi? İstersen öyle yine küçük yastık var bir tane ya iki tane daha var galiba Nihal abla verebilirim yani. Yok yok bir tane yeterli geliyor. Yeter mi?
Hayır ya, lazım olursa haberim olsun yani. Yanına koyuyorum, şey yan döndüm sana. Ama bari şöyle bir kotumun bel ağrık yapıyor diye, o zaman ağrı yapıyor, o sıkıntı. Ama işte şeydir bari, muhtemelen dedi, bana da şey vermişti çünkü dede. Korsa mı? Dalgın o gün üstü de kırıp, sokumu kemiği kırılmış. Bak giderken arabayı kullandı diye, o da orada aralarda böyle oturdu. Siz de bu aralar kemiklerden gidiyorsunuz ya Rabbi. Renk söyleyeceğim. Ay retrona tövbe ya Rabbim, tövbe. Retro, sevgili Merkür. Evet, retro ve Merkür. Ne diyeyim artık. Özellikle kova burcu diş ve kemiklere çok dikkat edecekti. Yani bütün burçlar için. Genel olarak geçerli ama özellikle kova burcu. Buradan kova demişim. Kova burçlarına. Hadi bismillah deneyelim abla. Ay. Neyse bakalım, bir o şey verirse, korsa verirse, korsanın şu an dediğim gibi alacağım. Alacağım ne? Klimayı açacağım. Klimayı hiç kapatmayacağım. Evet dediğin gibi sıcakta korsa çekilmez ama mecbur takacağım, belin yoksa başka türlü geçmeyecek. Bir de ya su koydum. Koridoru sileyim de dedim. Mutfağı da dedim, sileyim balkona su dökerim hani. Bir serinlesin akşam üstelik, biliyorsun balkon artık benim güzel oldu. Mümkün değil. Bir de şöyle yatıp da çekemedim. Şöyle döndüm mü, atıyorum. Neyse dur, bir tamamıyla bir iyileş de bir şey olsun. Kalsınlar, toz toprak olsun. Terlik yerim, gezerim. Canımdan daha değerli diye. Deluxe. Ne kapırlanta deluxe. Şunlar neymiş ki? Bak. Yel ablacığım, bu yanartlar yeni gelmiş. Ebru genelde internetten aldığı zaman yanart alıyor, biliyor musun? Güzel yani diyor. Ama bu şey sıcak tutmaz mı? Yavrum yanartın şeyleri gelmiş. Çeşitleri gelmiş bak. Bak burada da var. Soft colors var. Ha tabii onun şeyine bakacaksın. Noko pırlantanın şeyine baksana bir. Yüzde kaç akrilik, yüzde kaçı koton ya da pamuk. Ver bakayım bana şeyi. Onu bir çıkar. Yanart da güzel. Yanart'ın da çok fazla çeşitini getirmişler. Bak burada da var yanart. Ver bakayım hayatım. Evet şimdi verdim. Bu tarafta, ona bakalım. Bu taraf yok. %100 mikro akrilik. Bak abi ne dedi bize, bak yan artı şurada bak. Summer yazıyor, yaz gördün mü? Neymiş ki? Ömerli de. Şu bak bak. Yaz için. %70 koton, %30 viskoz ne demek? Viskon. Viskon, ha, sen daha biliyorsun. Summer yazıyor ya, o yüzden dedim. Onların inceliği nasıl ya? Sonra bak şu. Onlar daha böyle paketli mi 90 lira? Hayır hayatım, tanedir belki de. Tanesi sorarız. Çok pahalı. Yok bir sorarız hayatım. Sor bakayım abi arkadaydı. Şey bunların tanesi mi 90 lira yoksa? Evet tanesi. Tanesi. Ne kadar nerede yatır? 90 lira bazı pahalı. Tabii canım, o zaman pahalı. Şey yapmayın. Bakalım. Burada ne yer ablacığım? Deko fırlantılar ne yer? Deluxe. Ben benim tonları varmış. Evet. Bak siyah tavır. Siyah alacağım. Şu şey kırık beyazdan alacağım krem. Sarı istiyordum aslında göbekleri yapmak için ama şey, o sarı güzel değil bak. O çok böyle turuncuya yakın sarı. Sen bilirsin ablacığım. Yani sen daha bilirsin. Çünkü o şeyden de istiyor. Bluz gibi olandan da istiyor ya. Sen daha bilirsin. O bir taneden belki çıkmaz bile yani. Olabilir. İki siyah alsam. Sepet getireyim mi hayatım ben sana? Olur. Dur sepet alıp gelin ben en güzeli. Yel ablacığım getir. Koy. Siyahları ondan mı alsam? Bak bir de Alize'nin var. Ama bak bu %100 şey yazıyordu bak. Premium mikro akrilik yazıyor. Bunda ne yazıyor? Şimdi bilmiyorum bak. %100 mikrofiber akrilik. Bu da aynıymış. Hayır o zaman tamam. Alize'nin. Kaç gram bu? Bu 100 gram.
350 metre. Bu? 100 gram 352 metreymiş. 350 metre bu da. Bu da 100 gram 390 metre. He, daha fazlaymış. Evet, bu 40 metre daha fazla yalnız. Hayır, bunlar renk seçeneği daha fazla diye dedim. Ha, olabilir. Bak, sarı onda yok ya. Şöyle ipler bakalım yan yana getirdiğin zaman. Hani şey, çok bir şey fark edecek mi diye baktım. Hani şey yaparsın. Ondan iki tane siyah renkler oradan da şey yapabilirsin diye. Bak ana, gördün mü? İpler aynı değil mi aşağıda? Aynı aynı. Evet, çok bir şey yok yani, fark yok. Tamam. Kalınlık şey farkı yok yani herhalde. Siyahları bundan alayım o zaman değil mi? Olur. Getirsen koy bana. Siyah alayım. Bir tane krem alayım. Şu renk güzel olur mu şeyde, motifte? Yani yapacağım motife bağlı birazcık da. Şimdi şu rengim var evde. Aslında bu mu? Bak şu renk de hoşuma gitti benim. Allah, bismillah. Hakan, bana bakar mısın? Nasıl geçti yüzme? Havuz nasıldı havuz? Havuz güzel. Havuz güzel miydi? Anne soru soruyor ama sana. Ne diyor anne? Ben... Havuz güzel mi geçti diyorum. Çok cevap vermiyor. Evet. Hiç baksana, cevap verme modunda şey takmıyor bizi bugün. Senin gel bakayım, şu yakanı kim çevirdi öyle? Gel buraya gel. Hakan. Hakan yanıma gel. Baksana yakasını anne. Evet, ters. Acaba rahatsız ettiği için mi öğretmenim bir şey yaptı olabilir? Söyle bakalım. Ay, burası çok güzel esiyor. Burada kalalım Bergen. Vallahi ne kadar güzel esiyor şu anda. Var ya, burası anlatamam size. Evet arkadaşlar, bizler de sizlerden yavaş yavaş esiyor. Seslenelim, kaçalım. Hakan ilerle bebeğe. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek. Haydi otobüs kilo öneyel ablacığım. Normalde araba geçmez, bir şey yapmaz. Bak ya. Hakan gel annenin yanına gel. Evet. Neyse arkadaşlar, bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz gibi video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hakan bir hoşça kal der misin? İstemiyorum. Neden? İstemiyorum. Aşk olsun. Hadi. İstemiyorum. Anam bir şey diyor. Evet. Pasta vermedi. İstemiyorum anne.